Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf map yayınları sayfa 65, 66 ve 67'deki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci kısmımız olan sıra sizde ile başlıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri var arkadaşlar. Paydaların eşit olması veya eşit değilse eşitlememiz gerekecek. A şıkkımızda başlarsak. Bakın burada paydalar eşit arkadaşlar. O zaman direkt payları topluyoruz. Eksi 2 ile artı 4'ü topladığımızda zıt işaretli olduğu için farklarını almamız lazım. 4'ten 2 çıktı 2. Büyük olan işareti artı olduğu için artı 2. Paydamız ise 5 ortak payda buraya yazılacak. Yani cevabımız 2 bölü 5 olarak A şıkkının cevabı olarak bulunmuş oldu diyoruz. Direkt payları toplamamız yeterli oldu. B'ye geçtiğimizde bu sefer paydalar eşit değil arkadaşlar. Önce payda eşitlememiz lazım. 5 ve 3 15 ile buluştuğu için buraya 3 ile burayı da 5 ile genişletiyoruz. 3 kere 3 9 bölü 15 artı buraya çarptığımızda eksi 2 ile 5 çarptığımızda eksi 10. 5 kere 3 15. Eksi 10 bölü 15 oldu. Şimdi bu ifadeyi topladığımızda paydalar eşit. Eksi 10 ile artı 9 topladığınızda zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 1. Büyük olan işaret eksi olduğu için eksi 1 bölü 15 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. B şıkkının cevabı olarak diyoruz. C şıkkımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada paydaları eşitleme falan olduğu için yazdığımız için işlemler birbirine karışacak. O yüzden iki şık yazdıktan sonra işlemleri silerek devam edeceğim arkadaşlar. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz. C şıkkına geçtiğimizde payda yine eşit değil. O zaman paydaları eşitleyelim. Birisi 3 birisi 2 iki. İkisi 6 da buluşur. Burayı 2 ile buraya da 3 ile genişletmemiz lazım. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapar. Paydamız da 3 kere 2'den 6 artı. 7 kere 3 21. 3 kere 2 6 yaptı. Burası da 21 bölü 6 geldi. Eksi 4 ile artı 21'i toplayacağız. Topladığımızda zıt işaretli olduğu için farkını aldık. 17 arkadaşlar. Büyük olan sayı artı olduğu için artı 17. Paydamız da 6 olduğu için 17 bölü 6 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. Ç şıkkına geçtiğimizde Bakın buradaki ifadeler tam sayılı arkadaşlar. Özellikle de eksi işaretli sayılar varsa burada bileşik kesi çevirerek tam sayılı kesi bileşik kesi çevirerek yapmanızda fayda var. Aksi halde işlemlerde hatalar yapmak mümkün oluyor. İsteyenler diğer türlü öğrendiyse diğer şekilde de yapabilir ama bileşik kesi çevirerek daha garanti çözüm olmuş oluyor. C karışmaması için sildim. Ç'yi şey, şimdi bileşik keste çevirerek yapıyoruz. Bileşik keste nasıl çeviriyoruz arkadaşlar? 3 ile 5 çarptım 15. 1 ekledim. 16. 16 bölü 5 şeklinde bu ifademi çevirdim. Artı. 2 kere 7 14. 3 daha. 17 bölü 7 şeklinde bunu da çevirdim. Yine eksi işaretli olduğu için. Eksi 17 bölü 7 oldu. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Paydalar eşit değil. Burayı 7 ile. Burayı 5 ile genişlettim. 17 ile 6, 16 ile 7'yi çarptığımızda 6 kere 7, 42 elde var. 4, 7 kere 1, 7, 4 de elde. 11 yaptı. 112, eksi 112 bölü 7 kere 5, 35 yaptı. İlk kesimizin genişlemiş hali. İkinci kese geçtiğimizde 17 çarpı 5, 85, eksi 85 bölü 35 yaptı. Bu iki ifadeyi şimdi toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Eksi 112 bölü 35 ile eksi 85 bölü 35'i toplamamız gerekti. Paydalar eşit. Paylar ikisi de eksi olduğu için bir araya gelir. 112 ile 85'i topladığımızda 110 80 daha 192 197 yapıyor. Eksi 197 bölü 35 şeklinde cevabı ulaşmış olduk. İsterseniz bunu tam sayılı hale çevirerek de ifade edebilirsiniz. Bu şekilde de cevabı bırakabilirsiniz diyoruz. Ç' şıkkımızda tekrar söyleyelim. Biraz sayılar büyüyecek ama bileşik kesre çevirerek işlem yaparsanız sizin için daha kolay, daha garanti bir çözüm olmuş olur diyoruz arkadaşlar. Ve D şıkkına devam ediyoruz. D şıkkına geçtiğimizde bakın yine burada bileşik kesre çevirelim tam sayılı kesri. 2 kere 3, 6, 1 eklediğimizde 7 bölü 3 yaptı. Eksi 1 bölü 6 var. Şimdi burada payda işlemem lazım. O yüzden 2 ile genişletiyorum. 7 kere 2 14 bölü 6 eksi 1 bölü 6 oldu. 14'ten paydalar eşit olduğu için 14'ten 1 çıkardım. 13 paydamız ise 6. Yani bu sorunun cevabı da 13 bölü 6 olarak karşımıza gelmiş oldu. Yine tam sayılı ifade etmek isteyenler tam sayılı kesre çevirerek ifade edebilirler diyoruz. E şıkkımıza geçtik. Buradaki işlemler yine karışmaması için silerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Sizler eksik kalan kısmı durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi E şıkkında hem payda eşitleme var hem de dönüşüm var. Bakın dikkat ederseniz eksi ve eksi. Ne oluyordu arkadaşlar? Tam sayılarda olduğu gibi bu toplamaya dönüştü. Bundan sonra gelen sayının işareti de eksi olduğu için artıya dönüştü. Şimdi payda eşitlemek için burayı 3 ile burayı da 8 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. 8 kere 3 24. Artı 8 kere 1 8. 8 kere 3 24 oldu. Paydalar eşitlendi. Şimdi 9 ile payda eşit olduğu için payları topluyorum. 9 artı 8 17. Paydamız ise 24. Yani cevabımız 17 bölü 24 olarak bulunmuş oldu. E şıkkında da diyoruz. Ve F şıkkımızda devam ediyoruz. Burada payda eşitlemesi kolay. 7'yi 2 ile genişlettiğimizde 14 yapacak. Sadece bu kesir genişletmemiz yeterli. Ama işlemler yine karışmaması için ben silerek ilerliyorum. Burayı bakın 2 ile genişlettiğimizde paydaları eşitlemiş oluyoruz. Birinci kesri genişletmedim. 9 bölü 14 eksi. İkinciyi genişlettiğimizde 2 kere 2 4. 7 kere 2 14. Paydalar şu anda eşit. 9'dan 4 çıktığında 5. Paydamız ise 14. Yani cevabımız 5 bölü 14 olarak karşımıza gelmiş oldu. F şıkkında diyoruz. Son olarak G şıkkına geçtik arkadaşlar. Onu yapalım. Yine burada E şıkkında olduğu gibi bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Çıkarma işlemi olduğu için ona dikkat. Önce dönüşümü yapıp sonrasında işlemi yapmış olacağız. Burayı temizledik. Buradaki işlemi toplamaya çeviriyorum. Bundan sonra gelen sayı de değişti arkadaşlar. Şimdi pay işleyelim Burayı 3 ile, burayı 5 ile genişlettim. 3 kere eksi 2, eksi 6 bölü. 5 kere 3, 15. Artı 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Payda eşitledim şu anda. Eksi 6 ile artı 5'i topladığımızda zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 1 büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 1 bölü 15 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. G şıkkımızın diyoruz arkadaşlar. Siz bazı sorularda arkadaşlar farklı bir yöntemle aynı sonuca ulaşmış olabilirsiniz. Tam sayılarda bazılarında bileşik kese çevirmeden işlemler de yapılabilir. Olabilir arkadaşlar farklı yollardan da yapsanız aynı sonuca ulaşmanız gerekir diyoruz. 8 tane sorumuzu burada toplam ve çıkarmaları yapmış olduk. İkinci sorumuza doğru ilerliyoruz şimdi. <laughs> Aşağıdaki kutularda A, B ve A, B, C rasyonel sayılarını bulup yerine yazınız demiş. Önce bu ikisini toplamamız isteniyor A'yı bulmak için. Bu ikisini çıkarıp B'yi bulacağız. Sonra ikisini çıkarıp C'yi bulacağız. Yapalım arkadaşlar. Önce yapmamız gereken işlem 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplamak. Payda eşit değil o yüzden burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettim. 3, 2 kere 2 4 bölü 6 artı 3 kere 1 3. 3 kere 2 6 payda eşitlendi. 4 artı 3 7 paydamızda 6. Yani A sayısını 7 bölü 6 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Birinci sayımızı bulduk. Şimdi ikinci işlemimize geçelim. 5 bölü 6'dan çıkaracağız. Eksi 3 bölü 4'ü. Buradaki işleme dikkat. 5 bölü 6'dan çıkaracağız. Eksi 3 bölü 4. Bakın iki tane eksi var. Birisi çıkarmanın eksi bir de eksi 3 bölü 4'ün eksi. Burada öğrenciler bazen tek eksi olarak yazabiliyor. O da sonucu etkiler arkadaşlar. Çıkarma olduğu için dönüşümü uğrattım. Bu artıya dönüştü bu da artıya dönüştü. Şimdi payda eşitleyelim. 6 ve 4 12'de buluşabilirler. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettim. Bazı öğrenciler 24'te buluşturabilmiş, buluşturmuş olabilirler. O da aynı cevabı ulaştırır sizlere arkadaşlar sıkıntı olmaz. Ama 12'de buluştukları için en yakınında buluşturmak daha mantıklı. 5 kere 2 10 bölü 6 kere 2 12. Buraya genişlettiğimizde artı var arada. 3 kere 3 9. 4 kere 3 12 yaptı. Payda eşitlendi. 10 ile 9'u topladım 19. Paydamız ise 12 oldu. Yani B sayımızda 19 bölü 12 olarak bulunmuş oldu şu anda. Şimdi son işlem olarak A'dan B'yi çıkaracağız. Üçüncü işlemimiz de bu. Onu da şurada yapalım. 7 bölü 6'dan çıkaracağız. <laughs> 19 bölü 12'yi. Şimdi burada payda eşit değil. Payda eşitleyelim. 2 ile genişlettim. 7 kere 2 14 bölü 6 şey 12 paydayı genişlettiğimizde 12 oldu. Eksi 19 bölü 12 Şimdi burada çıkarma işlemi olduğu için 14'ten 19 çıkmıyor. Dönüşüme uğrayacak. Bu toplamaya bu da zıt işaretlisi olan eksiye dönüştü. Sonrasında artı 14 ile eksi 19 toplandığında zıt işaretli olduğu için fark alındı 5. Büyük olan işaret eksi olduğu için eksi 5 oldu. Paydamız da 12 olduğu için C sayısı da eksi 5 bölü 12 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Burada özellikle 14'ten 19 çıkmıyor. Dönüşüm yapılacağı da dikkat ediniz C'yi bulurken diyoruz arkadaşlar. A'yı, B'yi, C'yi bulup yerine yazınız demişti. Üçünü de bulduk. A'yı <laughs> 7 bölü 6, B'yi 19 bölü 12, C'yi de eksi 5 bölü 12 olarak bulmuş olduk ve yerlerine yazdık. İşlemlerini de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Buradaki işlemlerde varsa eksiniz durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet üçüncü soruda demiş ki arkadaşlar Aşağıda verilen ifadeleri inceleyiniz. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. İlk ifademizle başlarsak A ifadesiyle. Rasyonel sayılarda iki pozitif sayının toplamı negatif bir sayıdır. Bakın iki tane pozitif sayı topladığımızda artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 sonucun negatif yani eksi çıkma ihtimali yoktur arkadaşlar. İki tane pozitif sayı toplandığında her zaman sonuç pozitif çıkması gerekir. Yani bu ifademiz yanlış bir ifade olacak diyoruz. A şıkkımızın cevabı. B'ye geçtiğimizde rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Hayır etkisiz eleman sıfırdır. Mesela artı 1 bölü 2 ile 0'ı topladığımızda sonuç yine artı 1 bölü 2 olur. Sonucu etkilemeyen sayı sıfırdır toplama işleminde. Burada artı 1'dir demiş. Bu da yanlış bir ifade. i̇kinciye İkinci, de yanlış dedik. Üçüncüye geçtiğimizde rasyonel sayılarda toplama işleminin toplama işlemin değişme özelliği vardır. Doğru. Toplama işleminde değişme özelliği vardır. Sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Bu da doğru bir ifade. Üçüncüye do, D harfini kullanmamız gerekecek. Ç'ye geçtiğimizde rasyonel sayılarda çıkarma işleminin birleşme özelliği vardır. Çıkarlı, çıkarma işleminde birleşme özelliği diye bir özelliğimiz yok arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Toplama işlemi deseydi toplama işleminde birleşme özelliği vardı. Ama çıkarma işleminde böyle bir özellik yok. O yüzden yanlış dedik. D'ye geçtiğimizde Rasyonel sayılarda bir sayı ile bu sayının toplama işlemine göre tersinin toplamı sıfırdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü mesela artı 1 bölü 2 ile topla diyor. Tersini yani eksi 1 bölü 2'yi topladığımızda zıt işaretli olduğu için sonuç birbirini götürür ve sıfır olur. Burada da onu söylemiş. Toplama işlemine göre tersinin toplamı sıfırdır. Doğru bir ifade arkadaşlar bu. D şıkkımız. E'ye geçtiğimizde rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisi elemanı sıfırdır. Bakın bunu biraz önce söylemiştik. Toplama işleminde etkisi eleman sıfırdır. Şurada hatta B şıkkında artı birdir demişti. Yanlış demiştik. Ama etkisi eleman sıfırdır demiş. Burada doğru. B ile E zaten birbirinin zıttı. Birisi artı bir diyor. Birisi sıfır diyor. Birisi doğru birisi yanlış olacak. F'ye geçtiğimizde rasyonel sayılarda çıkarma işleminin değişme özelliği vardır. Bakın çıkarma işleminde birleşme özelliği olmadığı gibi değişme özelliği diye bir özellik de yok. Sadece toplama özelliğinde var. O yüzden bu ifademiz de yanlış. G'ye geçtiğimizde rasyonel sayılarda iki sayının toplamı 1 ise bu sayılar toplam işlemine göre birbirinin tersidir. Bakın bu soru buna benzer. D, D de karşımıza gelmişti. Toplam işlemine göre tersiyle toplandığında sonuç sıfır olması lazım. Zıt işaretli olduğu için. Burada o yüzden yanlış bir cümle kullanılmış diyoruz. Bu da D ifadesiyle G ifadesi birbirinin tersi olarak verilmiş. Birisi doğru birisi yanlış olması gerekiyor. Yani ilk ikisi yanlış sonra doğru yanlış doğru doğru yanlış yanlış şeklinde buradaki ifadeleri de tanımlamış olduk diyoruz. Ve üçüncü soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Dördüncü soruya geçelim. Eksi üçten 1 bölü 4 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi a artı 9 bölü a ise a'nın değerini bulunuz demiş. Şimdi bu işlemi toplama işlemine göre tersini aldığımızda arkadaşlar Toplam işlemine göre tersi demek zıt işaretlisi demek. Yani bu ifadenin zıt işaretlisi artı 3 tam 1 bölü 4'tür. Şimdi bunu e, kesir haline verdiği için tam kısmı yok bakın. O zaman bileşik kesre çevirmiş demektir. Bunu da bileşik kesre çevirdiğimizde 3 kere 4 12 1 eklediğimizde 13 paya yazılır. Paydamız da 4. Yani tam sayılı kesri bileşik kesre çevirdim. 3 ile 4'ü çarptım. 12 1 ekledim. 13 paya yazdım. Paydamız da 4. Yani bu ifademiz 13 bölü 4'e eşit olması lazım. A artı 9 bölü A ifadesinin. Burada dikkat edersek bu ifadenin birbirine eşit olması için A yerine kaç gelmesi lazım? Bakın A yerine 4 gelmesi lazım. A yerine 4 yazarsam paydam 4 oldu. Burada da 4 yazarsam 4 artı 9 13 oldu. İkisi de sağlamış oldu. Hem paydayı 4 sağladı. Hem de burası 4 artı 9 13'ü sağladı. Yani A yerine kullanmamız gereken sayı 4 olması gerekiyor dedik. A'nın değerini bu şekilde tamam bulmuş olduk ve sayfa 65'i de bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Alt sayfaya doğru 66'daki kazanım kavramı testine doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. 66'ya geçelim. Demiş ki birinci soruda kazanım kavramı testi 6'da birinci soruda toplama işlemi var. Bakın bu toplama işleminde yine 3 eksi 2 tam bunları direkt toplama işlemi yapabilirsiniz. Veya bileşik kesle çevirerek garanti şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz sorularda tam sayılı kesirleri bileşik kesle çevirirseniz daha rahat edersiniz diyoruz. 3 kere 3 9 1 eklediğimizde 10 bölü 3 yaptı. İşareti de eksi. Birinci ifadem bu. Artı. 2 kere 3 6 2 daha. 8 yapar. 8 bölü 3. Bu da eksi işaretli. Bir de artı 2 bölü 3'üm var. Dikkat edersiniz paydalarımız hepsi 3 eşit. Eksi 10 ile eksi 8 topladığımızda eksi 18. Artı 2 daha zıt işaretli olduğu için birbirini götürdü. 16 kaldı. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 16 kaldı. Paydamız da 3. Yani cevabımız eksi 16 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Bu ifadeleri topladığımızda diyoruz. Dediğimiz gibi önce arkadaşlar bileşik kesle çevirip sonrasında toplama yapmaya dikkat edelim. Bu işlemlerin doğru çıkabilmesi için. Bizim soruyu bu şekilde çözdükten sonra... İkinci soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Eksi 7 bölü 8 artı 3 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır? Payda eşitleyeceğiz. 8 ve 4 8'de buluşabilirler. O yüzden burayı 2 ile genişlettim. Birinci ifademiz eksi 7 bölü 8 artı. ikinci ifademiz 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. 6 bölü 8. Payda eşit. Eksi 7 ile artı 6'yı topladığımızda eksi 1 yapar. Zıt işaretli olduğu için. Paydamız da 8 oldu arkadaşlar. Cevabımız eksi 1 bölü 8 olarak A şıkkı olarak bulunmuş oldu. İkinci sorunun cevabı olarak diyoruz. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. <laughs> Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada yine bakın eksi 2 tam artı 2 tam benzer işlemleri yapabilirsiniz. Ama sağlıklı olabilmesi için bileşik kese çevirelim. Eksi 2, 2 ile 10'u çarptım. 27 daha 27 bölü 10. Eksi 27 bölü 10. İkinci ifademiz arkadaşlar 2 kere 5 10. 3 daha 13 bölü 5. Şimdi payda eşitlenmesi için burayı 2 ile genişlettim. İlk ifadem bir şey yapmadım. Eksi 27 bölü 10. İkinci ifadeyi 13 ile 2 çarptım. 26 yapar. 5 kere 2 10. 26 bölü 10. Arada toplama işlemi var. Şimdi işlemi yapacağız. Eksi 27 artı 26 var. Sıt işaretli olduğu için farkı aldım. 1. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 1. Paydamız da 10 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız eksi 1 bölü 10 olarak karşımıza gelmiş oldu. Yine bileşik kesi şey, tam doğru bileşik kesi çevirip sonrasında pay değiştirerek işlemi bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzun cevabı da eksi 1 bölü 10 olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. Dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz. İşlemin sonucu çocuktur demiş. <laughs> Yine bileşik kesle çevireceğiz. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 bu ifade eksi 5 bölü 2 eksi 1 bölü 5 var bir de. Şimdi bu işlemi yapacağız. Payda işlemek için buraya 5 ile burayı 2 ile genişlettim. Eksi 5 ile 5'i çarptığımızda eksi 25 bölü 10 yaptı. Eksi 2 kere 1 2 5 kere 2 10 yaptı arkadaşlar. <laughs> Paydaları şu anda eşitledim. Şimdi çıkarma olduğu için dönüşümü uğratıyorum. Bunu toplamaya çevirdim. Bundan sonra gelen senin işareti de değişti. Eksi 25 ile eksi 2 topladığımızda eksi 27 yapar. Paydamız da 10 olduğu için eksi 27 bölü 10 olarak değişik olarak bu sorunun cevabına da ulaşmış oluruz. Dördüncü sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Ve 5. soruyla devam ediyoruz. Genelde dikkat ettiyseniz hep bileşik kese çevirerek işlemleri yürüttük arkadaşlar. Sizler de öyle yapmanızı öneriyoruz diyoruz. 5. soruya geçtiğimizde eksi 7 bölü 2 artı 0 tam 10'da 7 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi eksi 7 bölü 2'yi yazalım. Artı 0 tam 10'da 7 kesirli hali 7 bölü 10'a eşit bu ifademizin. Bu şekilde yazıp sonrasında toplama işlemi yapacağız. Bakın 7'yi yazdım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydamızda 10 olarak aldım. Bu şekilde kesir haline çevriliyordu. Şimdi payda eşitleyelim. Buraya 5 ile genişleteceğiz. Eksi 7 çarpı 5. Eksi 35 bölü 5 kere 2 10. Artı 7 bölü 10. <laughs> Paydalar şu anda eşit. Eksi 35 ile artı 7'yi toplayacağız. Zıt işaretli olduğu için birbirini götürdü. 35'ten 7 çıktığında 28 Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 28. Paydamız da 10. Eksi 28 bölü 10 oldu. Şıklarda bakın bu cevap yok arkadaşlar. Bunun ondalık gösterimi ise şöyle olur. Eksi 2 tam onda 8 şeklinde olabilir. Virgüllü hali. 28'i yazdım. Bir basamak 0 olduğu için bir basamak kaydırdım ve eksi 2 tam onda 8 şeklinde olabilir diyoruz. Yalnız şıklarda verilmemiş. Büyük ihtimalle basım hatası var arkadaşlar. B şıkkında bakın basım hatası olmuş. Büyük ihtimal burada eksi 2 tam 10'da 8 şeklinde bir cevap olması gerekecekti. B şıkkını düzeltelim. Eksi 2 tam 10'da 8 yazalım altına. Bu şekilde B şıkkında işaretlemiş olalım. 5'in sorunun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve altın soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Burada bazı öğrenciler bu ifadeyi ondalık göstereme çevirip toplamış olabilirler. Yine aynı sonuca ulaşmaları gerekir. O işlemi yapsalar da diyoruz. Ve altın soruya geçtik arkadaşlar. Eksi 3 tam 9 bölü 10 artı 3 tam onda 6 işlemin sonucu kaçtır? Yine burada basım hataları var arkadaşlar. Biz doğru cevabı bulup şıklardan birisine yazmış oluruz. Dediğimiz gibi ister bunu tam... Ee, ondalık gösterimi çevirip işlem yapın ya da isterseniz bunu kesirli hale çevirin. Aynı sonuç çıkması gerekir. Şimdi bunu önce bileşik kesi çevirirsek 3 kere 10 30 9 daha 39 bölü 10 eksi 39 bölü 10 artı bu ifade ise tamamını yazdım 36 bir basamak virgülden sonra ifade olduğu için paydamız 10 36 bölü 10 Şimdi bu işlemi yaptığımızda paydalar eşit eksi 39'dan 36'yı çıkardığımızda topladığımızda Zıt işaretli olduğu için farkı aldım. 3. Büyük olan sayının işareti eksi olduğu için eksi 3. paydamızda 10 geldi. Yani bu ifade 0,3'e eşit. O da eksi işaretli 0,3'e eşit. O da A şıkkında mevcut arkadaşlar. 2 şıkkımızda basım hatası var ama onlarla alakalı bir cevap çıkmadı. A şıkkımızdaki eksi 0 tam onda 3 şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Dediğimiz gibi bu soruyu farklı yöntemlerle çözmüş olabilir arkadaşlarımız. Yine aynı cevaba ulaşmaları gerekir diyoruz. Ve 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki ifadede <laughs> bakın hem dönüşüm var hem buradaki ifadeyi bileşik kesle çevirme var. Birlikte yapalım. 5 kere 3 15 2 daha 17 bölü 3 yaptı. Eksi 17 bölü 3. Şimdi bunun dönüşümü uğrattığımızda artı bu da artı oldu. Yani artı artı 2 oldu. Şimdi burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bu ifadenin paydası olmadığı için altına gizli bir yazdım. Ve 3 ile genişleterek paydaları eşitleyeceğiz. Eksi 17 bölü 3 artı 3 kere 2 6 bölü 3 paydaları eşitledim. Eksi 17 ile artı 6'yı topladığınızda zıt işaretli olduğu için farkını aldınız. Eksi 11 bölü 3 oldu eksi 11 bölü 3 şıklarda yok. Bunu tam sayılı halini istemiş. Hangi şık sağlar bakın arkadaşlar. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3'e eşit olan ifademiz. Bakın burada olacak. A şıkkı buna eşit bir ifade. O zaman 7. sorumuzun cevabı da eksi 3 tam. 2 bölü 3 ifadesi bunu sağladı. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3 sağlıyor. O zaman A şıkkımız bu sorunun cevabı oluşturdu. Bazı sayı sorularda Bileşik kesir hali bazı sorularda tam sayılı hali verilebilir. O yüzden oradaki dönüşümleri de rahatlıkla yapabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. 3 bölü 4 sayısının toplam işlemine göre tersi A. Eksi 2 bölü 3 sayısının toplam işlemine göre tersi B olduğuna göre A eksi B kaçtır? Şimdi toplam işlemine göre tersi zıt işaretlisi. 3 bölü 4'ün zıt işaretlisi. Eksi 3 bölü 4. A'yı bulduk. Eksi 2 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersi. Zıt işaretlisi yani artı 2 bölü 3. B'yi de bulduk. A eksi B demiş. A'yı eksi 3 bölü 4 almıştım. Bundan çıkaracağım. B sayısı ise artı 2 bölü 3. Dönüşüme uğradığında bu artıya dönüşür. Bu ise artı, eksiye dönüştü arkadaşlar. Şimdi işlem yapacağız. Eksi 3 bölü 4 ile yani son işlemi şöyle şurada yazalım tekrar. Eksi 3 bölü 4 ile toplayacağız. Eksi 2 bölü 3'ü. Payda eşit değil. O yüzden burayı 3 ile, burayı da 4 ile genişlettiğimizde. Eksi 3 çarpı 3. Eksi 9 bölü 12. 4 kere 2. Eksi 8 bölü 12. Bu iki ifadeyi toplamamız isteniyor. Paydalar eşit olduğu için eksi 9 ile eksi 8'i topladım. İkisi de eşit. eksi olduğu için bir araya geldi. Eksi 17. Paydamız da 12. Yani eksi 17 bölü 12 olarak bu işlemin sonucuna varmış olduk. Önce terslerini almamız lazım. Soru çıkarma olduğu için bakın dönüşüme uğradı. Dönüşüme uğradıktan sonra payda eşitledim. Yani uzunca çözümler gereken bir soruydu. Sonunda da eksi 17 bölü 12 cevabına ulaşmış olduk. 8'in sorunun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve 9'un soruyla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Yukarıdaki eşit aralıklarla bölümlü sayı doğrusunda verilen toplam işleminin matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Önce sıfırdan buraya kadar gelmiş. Birinci adımımız. Birinci sayımızı bu gösterecek. Eksi tarafta gittiği için ilk sayımız eksi olması lazım. Bu artı 7 bölü 4 gitti. Bu da artı 7 bölü 4 gitti. Ya eksi 7 bölü 4 ya eksi 7 bölü 4. Baktığımızda bunlardan geliyor arkadaşlar. Bakın her aralık 4 birime bölünmüş. O yüzden paydamız 4. Kaç adım ilerlemiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim ilerledi. O yüzden ilk sayımızın eksi 7 bölü 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Mantığı buradan geldi. Artı. İkinci sayımız artı yönde ilerlediği için ikinci sayımız artı olacak. Kaç birim ilerlemiş? 1, 2, 3, 4 birim. Yani 4 parçaya ayrılan bir yerde 4 birim ilerlemiş. Yani 4'te 4 ilerlemiş. 4'te 4'ün düzü hesabı nedir arkadaşlar? 1 tamdır. O yüzden hem de sağ tarafa doğru ilerlediği için artı, artı bir tamdır. Yani işlemimiz şu şekilde olması gerekiyor. İlk sayımız eksi 7 bölü 4. İkinci sayımız sağa doğru gittiği için artı oldu. Ve 4 birim 4'te 4 gittiği için de artı 1 oldu. Bu da arkadaşlar C şıkkında mevcut işlemimiz. Çünkü burada eksi 1 vermiş. Burada artı 1 vermiş. İşlemi sağlayan şıkkımız C şıkkındaki eksi 7, ta, eksi 7 bölü 4 artı 1 tam eşittir. Eksi 3 bölü 4 cevabı olması gerekiyor dedik. 9. sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonucumuzu da yazalım. Eksi 3 bölü 4 şeklinde sonucumuz da çıkacakmış diyoruz. Ve sayfa 66'yı da bu şekilde tamamladık. Sayfa 67'deki kısımla devam ediyoruz. Hazır mıyız kısmı var. Çarpma işlemi ile alakalı. Bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bakalım. A bölü 12 kesri 2 bölü 3'e denk olduğuna göre A kaçtır demiş. Denk olması için ifadeler birbirine paydaları eşitlememiz lazım. Burayı bakın genişleteceğiz. Kaçla? Bu ifadeyi 4 ile genişletirsek arkadaşlar paydaları eşitlemiş oluruz. 4 ile 2'ye çarptım 8. 4 ile 3'ü çarptım 12. Bu ifadeye denk yani eşit bir ifade A bölü 12'ymiş. Bakın 12'lere eşitledim. O zaman A yerine kaç gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 8 yazarsam bu ifadeye denk bir kesir oluşturmuş olurum. Bunun genişlemiş hali buna eşitse o zaman denk kesir diyorduk. 4 ile genişlediğimizde paydalar eşitlendi. Buralar da eşitlenecek. O zaman A yerine 8 yazdığımızda 8 bölü 12 ifadesi 2 bölü 3'e denktir veya eşittir diyebiliriz. A yerine o yüzden 8 gelmesi gerekiyor dedik birinci sorumuzun cevabı olarak. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. <laughs> 240 Türk lirasının 8'de 3'ü temizlik malzemesi alınacaktır. Temizlik malzemesi için ayrılan paranın 9'da 2 bölü 9'u ile deterjan alındığına göre deterjan için kaç lirası harcanmıştır diye sorulmuş. Şimdi 240'ın önce 3 bölü 8'i alınmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 240'ı Çarpıyoruz 3 bölü 8 ile. 3 bölü 8 e alındığı için şu şekilde çarpıyoruz. Gizli bir var. Şunlar çapraz şekilde sadeleşebilir. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm, sadeleştirdim yani 30 yapar. Şimdi kalan sayıları çarpıyorum. 30 çarpı 3, 90. 1 çarpı 1, 1. 90 bölü 1'den cevabımız 90 çıktı. Yani temizlik malzemesi için 90 TL'lik bir e, a, kısım ayrılmış. Bunun da diyor, bu paranın da 2 bölü 9 ile deterjan alınmış. O zaman bu paranın da 90'ın da 2 bölü 9'unu bulmamız lazım. Yani bu ifadeyi de 2 bölü 9 ile çarpacağız. Yine çapraz sadeleşiyor. Bakın 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 10 yaptı. Şimdi kalan sayılar çarpın. 10 kere 2 20. 1 kere 1'den 1. 20 bölü 1'den 20 TL'lik kısmı deterjan alımı için kullanılmış diyoruz. Cevabımız 20 TL olması gerekiyor arkadaşlar. Önce 240'ın 3 bölü 8'ini aldım 90 TL. Sonra 90'ın da 2 bölü 9'unu aldım. Tekrar çarptım. 20 TL olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı olarak dedik. Ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soruda demiş ki Ali'nin harçlığının 2 bölü 7'si 8 Türk lirası ise harçlığının tamamı kaç Türk lirasıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani bakın 7 parçadan bunu çizerek rahatlıkla yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 7 parçaya ayırdım. 2, 4, 6, 7. 2 tanesi 8 liraya karşılık gelmiş arkadaşlar. O zaman 8'i 2'ye böleriz. 4 çıkar. Yani her bir parçanın 4 olduğunu buldum. Toplam parasını sorduğu için 7 parça var. 4 ile 7 ile çarparım. 7 kere 4. 28 Türk lirası olduğunu tespit edebilirim. Yani bunun mantığı şöyleydi önce. Yani eğer şekil çizmeden yaparsanız 8 7 parçadan 2, 2 tane tanesi 8 Türk lirasına aitse 8'i 2 parçaya böldüm. 1 parçaya buldum. Sonrasında da 7 parçayla çarptım. 28 cevabına ulaştımdı. Bunu şekilde de göstermiş olduk arkadaşlar. 2 parça 8 ise 2'ye böldüm. 1 parçayı 4. Sonrasında 7 ile çarparak da tamamına ulaşmış oldum. Şekil çizdiğinizde bu tarz sorular rahatlıkla çözülebilir diyoruz. Ve 4. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Çarpma işlemleri var. İlk işleme baktığımızda, bakın tam sayı ile çarparken altında gizli bir varmış gibi çarpıyoruz. 7 kere 1, 7. 1 kere 2, 2. 7 bölü 2. Cevabımızı oluşturmuş oldu. Burada da aynı şekilde gizli bir var. 2 kere 3, 6. 5 kere 1 5 6 bölü 5 ikinci işlemimizin sonucu. Yine bunda da aynı gizli bir var. 2 kere 1 2 3 kere 1 3 2 bölü 3 cevabımız. Burada da aynı 3 kere 2 6 7 kere 1 7 6 bölü 7 cevabımız oldu diyoruz. Dördüncü sorunun cevabı olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir kısımdı burası dedik ve beşinci sorumuz olan son soruya doğru geçiyoruz. Eş üçgenler kullanılarak oluşturulan modellemelerle yapılan işlemde soru işareti olan yere gelmesi gereken modeli çiziniz. Modelleme ile verilen işlemin matematiksel ifadesini yazınız demiş. Bakın burada işlemini yazalım. 4 parçalık şekilden bir tanesi boyalı. Yani 1 bölü 4 artı. Burada da 4 parçadan bir tanesi boyalı. 1 bölü 4 artı. Burada da 4 parçadan bir tanesi boyalı. 1 bölü 4 artı. Burada da 4 parçadan bir tanesi boyalı. 1 bölü 4 Topladığımızda paydalar eşit olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Payları topluyoruz. 4 tane 1, 4 yapar. Paydamızda da 4. 4'te 4 de 4'e eşit. Yani 1 tama eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemimizin sonucu. Matematiksel cümlesi bu. Şekil olarak da çiz demiş. Bakın bir tane burada, bir tane buraya geldi. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Yani yeni şeklimiz şöyle olacak arkadaşlar. Hemen çizelim buraya. Şöyle dört parçalı şekilin hepsi tamamı da boyalı olacak. Sarı olduğu için biz de sarıyla göstermiş olalım. Tam net olsun sorunun cevabı olmadı. Hemen bir daha seçelim. Evet. Şöyle geri aldık. Bakın burası boyalı burası boyalı. Dörtte dördü de boyalı şekilde olması gerekiyor. Bu da bir tama eşittir. Hem modelleme çizmiş hem de e, matematiksel cümlesini göstermiş olduk. Beşinci sorumuzun cevabı olarak bu şekilde sayfa 67'yi de tamamladık. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.